Ben de şöyle bir şey düşündüm. İzmir'imizin şirin ilçesi Urla için ne düşünüyorsunuz? O ne ya? Ne var? Süslü püslü sorular işte. Anket soruları. Saçmalama ya. Silsene onu. Kim inanacak böyle bir soruya? Neden? Urla Belediyesi anket yaptırıyor. Ne var? Bana bak. Okula geldiler ama derse girmediler. Ayşe Sultan haklı. Bir iş çeviriyor bunlar. Allah Allah. Şuna bak, şuna bak. Ya bunlar mı bizi muasır medeniyet seviyesine taşıyacak? Ya şundan hale bak, şundan hale bak. Bak, 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 bak. Ya rahat bırak çocukları. Ne rahat bırakayım ya? Bak, anneler babalar bunları okusun diye buraya göndermiyor mu? Siz niye geldiniz bakayım buraya? Kim gelmiş bak Osman? Kör müyüm ben de görüyorum. Size soruyorum, niye geldiniz? Şeyden geldik biz. Şeye geldik. Yanına para almayı unutmuşsun, ondan geldik biz. Osman para çıkarsın. Niye ben çıkartıyorum ya? Ya o senin torunun değil mi? Tamam, işine gelmeyince benim torunum oluyor, öyle değil mi? Kızım, torunum, güzelim. Al bakalım, bol bol harca. Ama kimin torunu olduğunu da unutma. Hadi, eyvallah, biz de gidelim. Yemedin değil mi? Ya sen deli misin? Ben bunu yer miyim ya? Ama en azından artık şu fotokopi kağıtlarının parası çıktı. Bu da bir şey. Aman abi, yırttınız ya. Ha onlar evet, öyle cırt cırtlıdır. Yan çevirelim, evet. Evet abicim, çok güzel, yavaş yavaş. Böyle büyüdün lütfen. Oo. Aman abi, aman, aman. Kenan. Bu. Evet hocam, siz de halıyı alın. Çok güzel. Yavaş, yavaş. Kolay gelsin. Oo, birader hoş geldin. Ne oldu, kovuldun mu ya? Aslı mı söyledi? Yok. Yok, kovulmadım. İstifa ettim. Ben film falan çekeceğim ya şimdi. İyi, hoş yapmışsın birader. Güzel de yani. Oğlum benim durumum malum. Sen de çalışmasın. Nasıl ödeyeceğiz faturaları falan, ha? Vallahi bilmiyorum kardeşim. Senin durumun benimkinden daha iyi. O nasıl oluyormuş? Beni bekleyen bir 5.000 euro yok değil mi? Ha, sen onu diyorsun. Aman hocam, ne yaptınız ya? Lütfen abi, biraz daha dikkat. Yani bırak, ben de seni taşıyayım bari ya. Ya sabır Allah'ım, evet. Ya oğlum sussana, zaten adamları sinirlendirmişsin. Ya birader, yapma onu işte, ne Allah. Dikkat abicim, dikkat. Aile yadigarı var. Lütfen biraz daha dikkatli olalım. Şu hale bak ya. Neymiş, hafta sonu alışveriş merkezleri kalabalıkmış. İyi de bizim de bir tek hafta sonumuz var zaten. Of, her şey de Metin'in üstüne kaldı. Halledebildim mi acaba? Gel. Ha. Gel bakalım Metin. Amirim özür dilerim, geç kaldım. Önemli değil. Sema da gelmedi zaten daha. Sema kim amirim? Sen hala sokakta çalışmak istiyorsun değil mi? İstiyorum. Amirim beni çağırmışsınız. Ha, gel bakalım Sema kızım. Bundan sonra birlikte çalışacaksınız. Kapkaç'a karşı geniş bir operasyon istedi müdür bey. İki de ekipler oluşturuyoruz. Yani sizin gibi. Yem görevi göreceksiniz. Asılan olursa hemen kapıp içeriye alacaksınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı amirim. Ha, bu arada sokakta çift gibi dolaşılacak. Ona uyum sağlanacak, haberiniz olsun. Çift gibi derken nasıl yani amirim? Anlasana be oğlum. Karı koca gibi, sevgili gibi işte. Hadi ya. Hayrola Metin? Beğenmediysen seni hemen görevden alayım. Yok amirim, olur mu? Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Alo. Merhaba, Sema ben. Metin. Evet. Deniz'cim ne yaptın? Ev taşıyoruz hayatım, bilmiyor musun? Ya benim de dersim bitti. Manava gidiyorum şimdi. Hani sizin de işiniz bittiyse bir gelin diyecektim ha? Yok aşkım. Bu gidişe de biteceği yok zaten. Efe'nin yüzünden nakliyeciler de kaçtı. Oh, çok iyi. Anlamadım. Ha, yani çok kötü olmuş. Üzüldüm şimdi ya, hay Allah. Kötü oldu tabii. Akşama kadar bitmez bunlar. İyi o zaman. İşiniz bitince ararsınız. Belki bir şeyler yaparız ha? Tamam. Duygu da gelecek zaten. Duygu mu? Evet. Senaryoya bakacağız beraber. İyi o zaman, siz çalışın. Ben ararım seni, sonra görüşürüz. Tamam, görüşürüz.
Ya amma telefonla konuştum be birader ya. Oğlum bana bak, adamları da kaçırdın zaten. Ben de giderim, kalırsın bir boşuna, haberin olsun. Hadi hadi, fazla konuşma. Daha çamaşır makinesini taşıyacağız. Şu çamaşır makinesini biz mi taşıyacağız? Biz taşıyacağız tabii. Etrafta başka adam mı görüyorsun? Hiç iş yapmamışsın sen hayatında ya. Ah be Efe, ah hadi be, hadi. Telefonu yazmazsak hiçbir işe yaramaz ki bu. Nereden alınacak insanlar? Babacığım, buraya yazarsın. E o zaman ben geldim. Ah be, gel kızım, gel. Üç kişi bir araya geldik, bir ilanı yazamadık. Ne ilanı? Ya evlere servis yapacağız da onunla ilgili ilandır. E ben bunu akşam oturur bilgisayarda hallederim. Oh be, bak geldi mesele, şıp diye çözdü. Aa, süper olur valla. Hem ben de TikTok'a bile gider çoğal. Bu kızım. Nasıl gidiyor? Yardıma ihtiyacınız var mı? Yok valla küçük fare ya. Biz bitirdik her şeyi bak. Aha yazıyorum. 21-0. Peki ben diğerinin de telefon numarasını alabilir miyim lütfen? Tamam yazıyorum. Aha tamam canım. Tamam peki. Ben seni ararım yarın o zaman. Tamam hadi öptüm, bay bay. Ne oldu anneanne? Telefon edeceğim kızım. İki saattir bekliyorum sizi. Bir arayan soran olur. Bu kadar telefon meşgul edilir mi? Haklısınız Ayşe teyze. Ha, yani Efe'nin moyeli çok bozukmuş da biz de öyle teselli etmek için hani konuşuyorum. Peki sen ne yapıyorsun yavrum? Ben şey ilanları yapıyorum manav için. Hadi bakalım. Efe ile konuşuyormuş. Hay Allah. Bu kız yine bir işler çeviriyor. Oh. Keşke taksiye binseydik kardeşim ya. Yok artık. Ulan ayrılır mıyız içmeye? Taksiyle mi gideceğiz evimize? Duygu gelmiştir çoktan. Beklettik kızı. Vallahi gelmiş bu onun arabası. Duygu. Beklettik biraz, kusura bakma. Önemli değil. Ben de şimdi geldim zaten. Ben dedim Deniz oğlana taksiye binelim, Duygu'yu bekletmeyelim dedim ama o yürüyelim dedi.